Herkese uzun bir aradan sonra merhaba. Türk İşi Minimalizm kanalındasınız. İlk defa gelenler için bu kanalda adı üstünde minimalizm ve sıfır atık üzerine ya da sürdürülebilir bir hayat üzerine paylaşımlarda bulunuyorum. Bugünkü konumuz Cal Newport'un kitabından yola çıkarak dijital minimalizm. Daha önce sizlere minimalizm üzerine, daha doğrusu dijital minimalizm ya da dijital detoks üzerine bir içerik paylaşmıştım. Onu yukarıya bırakıyorum. Ama bu kitap biraz daha farklı bir konuya değiniyor. Yani sadece benim mesela anlattığım videoda fotoğraflarını azaltmak, maillerini tamamen okumak, taslakta mail bırakmamak gibi yarım kalan işleri yapmak ve bir temizlikten bahsederken burada bir hayat değişikliğinden bahsediyor Cal Newport. Kitabını ikiye ayırmış. Kitabın birinci yarısında aslında bu kullandığımız yeni teknolojilerin ya da yeni uygulamaların, özellikle de sosyal medya mecralarının bizim ne kadar dikkatimizi ele geçirmek üzere planlandığını anlatıyor. Ben birçoğunu not aldım ama burada tek tek anlatırsam sanki kitabın bir özeti olacak gibi hissediyorum. Ama şu çok hoşuma gitti benim. Öncelikle mesela iPhone'dan ve Facebook'tan örnek veriyor. Ve diyor ki Facebook ilk tasarlandığında sadece bir fihrist gibiydi. Kim arkadaşımız, kim değil, kim nerede ne yapıyor gibi bir derleme, bir mecraydı. iPhone ise sadece telefonda müzik dinleyebilmemizi sağlayacaktı. Yani ayrı bir müzik çalar olmadan, işte eskiler bilirler, Walkman'ler, MP3 çalarlar, daha sonra hayatımıza giren iPod, bunları birleştiren bir şeydi diyor. Uygulamaların bu hale geleceğini en başta onlar da tahmin edememiş. Hatta iPhone ilk piyasaya sürüldüğünde lansmanın anca 30. dakikasında telefonun diğer özelliklerinden bahsedilmiş, internete bağlanabildiğinden. Ana özelliği telefonlaşmak ve müzik dinlemekmiş. Ama ne zaman ki bu uygulamaların bizim dikkatimizi aldıkça, biz onlara dikkatimizi verip yoğunlaştıkça bizden gelir elde edilebildiği fark edilmiş, işte o zaman uygulamalar artık bir dikkat mühendisliği yapmaya başlamış. Dikkat mühendisliğinden de kasıt şu. Mesela Facebook'un kurucusu bunu 2017'de bir söyleşisinde kendi ağzıyla söylemiş. Kişilerin vaktini ve bilinçli dikkatini en fazla ne şekilde kullanabilirdik üzerine uygulama yapmaya başlamışlar. Artık internet kullanımı birçoğumuz için bir bağımlılık haline gelmiş durumda. Bağımlılığın tanımı da şu: bize zarar verse de anlık ödüllendirmelerinin etkisini, keyfini yaşayabilmek için bir şeye devam etmek. Eskiden bağımlılık sadece madde bağımlılığı için kullanılırken artık kumar, internet, hatta birçok ortamda yemek de bağımlılık literatürüne girmiş durumda. Aynen internetin hatta kumar gibi olduğu söyleniyor bu kitapta. O da neden? Bir içerik paylaşıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bakalım beğenilecek mi? Bakalım kaç kişi beğenecek? Bakalım ne olacak? Her hareket sonucunda bir beklenti doğuruyor sizde ve diyor ki çok hoşuma gitti. Asla o beklentiniz de tam karşılanmıyor. Öyle ki Black Mirror'ın Deep Dive'dı galiba, bir tane bölümü vardı böyle pes pembe. İşte herkesin sosyal medyadaki statüsüne göre toplumda sıralandığı bir bölümdü bu. Biraz da bir distopyaydı ama yani diğer tabii ki bütün Black Mirror bölümleri gibi. Ama gerçekten şu ana da aslında atıfta bulunuyor. Yani sosyal medyada ne kadar takipçiniz varsa o kadar aslında önemli hissediyor insanlar kendilerini. Çünkü bu onlara böyle atfediliyor. Bundan hareketle de Bill Maher diyor ki bu öyle bir hale geldi ki artık kaç tane beğeni aldığımıza sürekli bakmak, açmak, yeni bir şey var mı diye kontrol etmek sigara bağımlılığının bile önüne geçti. Adam Alter'den de çok bahsediyor kitapta. Adam Alter bir örnekle başlıyor. Bir gün 6 saatlik bir uçuş için uçağa biniyor ve diyor ki ya 2 dakika telefonumda. Bir ara çok meşhur bir oyun vardı 2048 diye. Bunu oynayayım diyor. Daha sonra işte işlerime bakarım. Okumam gereken makaleleri okurum. Zaten 6 saatlik bir uçuş. Bundan en iyi şekilde faydalanırım. Tek başıma bölünmeyeceğim bir vakit. Oyuna başlıyor ve bir bakıyor 6 saat geçmiş ve uçak inmeye hazırlanıyor. Ya da işte yeni inmiş. Ve o anda anlıyor ki bu uygulamaların hepsi dikkatimizi inanılmaz dağıtıyor. Bizi asıl yapmamız gereken işlerden alıkoyuyor. Bütün bu aslında dikkatlice, özenlice kurgulanmış dünyada bizim kendimize bir alan belirlememiz gerekiyor. Ve Cal Newport, Dijital Minimalizm kitabında diyor ki, dijital minimalizm şunu söyler diyor. Teknolojileri asla yok saymak değil ama bunları dikkatlice elemek ve bize faydası olanları seçmek, hayatımıza belli kurallar içine dahil etmek. Aslında minimalizmin genel felsefesi gibi eşyalar için de bu böyle geçerli.
önümüze gelen her eşyayı hayatımıza sokmuyoruz. Dikkatlice seçiyoruz, eliyoruz ve hayatımıza ekliyoruz. Ve bize gerçekten ya faydası olan ya da bizi mutlu eden şeylerle hayatımızı sürdürüyoruz. Teknolojiyi de diyor, hayatımıza paralel, değerlerimize paralel olarak kullanmalıyız diyor. Hatta burada maliyet fayda analizlerine girmemiz gerekiyor diyor. Yani mesela Twitter. Twitter'ı insanlar en çok haber almak için kullanıyor. Değil mi? Güncel gelişmeler hep Twitter'da konuşuluyor. Nerede ne olmuş? Peki diyor, Twitter'dan mesela bunları parça 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 aldığınız, kimi yararlı, kimi alakasız, hatta arada birçok gereksiz bilgiyi oradan edinmek yerine mesela haftada 10 saat mi harcıyorsunuz Twitter'a? Hatta iyimser bir rakam oldu bu. Hadi 10 saat diyelim. Ayda 40 saat olur. Peki bunun yerine ayda bir kere farklı bir seminere gitseniz, farklı konuda bir girişimcilik semineri olabilir, balkon bahçeciliği eğitimi olabilir, herhangi bir şey. Buraya gitseniz, bu semineri dinlesiniz, konsantre bilgi alsanız, buradan birileriyle tanışsanız, 3 saatinizi ve belki bir miktar paranızı, ücretsiz de olabilir tabii bu etkinlik, harcasanız, geriye kalan 37 saatte neler neler yapmazsınız diye şöyle sarsıcı bir soru soruyor bize. Gerçekten de baktığınızda 37 saat haftada size ek verilmiş bir saat gibi inanılmaz bir şey. Yine gelelim minimalizmle olan şeyine. Minimalizmde de hep diyoruz ki minimalizm size zaman, alan, para kazandırır ama önemli olan bunlarla ne yapacağınız. Eğer bunları doğru değerlendirmezseniz tekrar özellikle de boşa çıkan zamanınızı değerlendirmeyi bilmediğiniz için kendinizi bir AVM'de dükkan gezerken bulabilirsiniz. Şimdi burada da aynı şeyi söylüyor. Eğer telefonu, bilgisayardaki bazı uygulamaları veya genel olarak yeni teknolojileri diyelim hayatınızı belli bir noktaya indirdiğinizde bu ortaya çıkan ek zamanla ne yapacağınızı bilmezseniz o zaman ciddi bir yoksunluk psikolojisine giriyorsunuz. Zaten bir kere bunlardan uzak durduğunuz için ne kaçırıyorum duygusu hep yanınızda oluyor. Yine Cal Newport diyor ki burada dijital minimalistler kaçırdıkları ufak şeylerin, ufak tefek şeylerin peşinde olmazlar. Onlar asıl büyük hedeflerine bakarlar ve onları o hedeflerden geri tutan şeylerden kurtulmanın mutluluğunu yaşarlar diyor. Kitapta çok değişik örnekler var. Mesela sosyal medyayı tamamen kapatan, artık kullanmayan bir babadan örnek veriyor. Kendine artan zamanda işte bir müzik aleti çalmaya başlamış, spor yapmaya başlamış, ailesiyle, çocuklarıyla ilişkisi çok daha fazla iyi duruma gelmiş, gönüllü çalışmalar yapmaya başlamış. Ama tabii böyle iki uç mu olması lazım? Yani biri olurken diğeri olamaz mı? Hayatımızı daha iyiye götürmek için illa tek suçlu bunun nedeni ya da şöyle diyeyim, hayatımızı daha iyiye götüremememizin tek sebebi sosyal medya mı? Ona bu kadar çok vakit harcamamız mı? Buna biraz sonra bu soruya da cevap vereceğim. Şimdi öncelikle Cal Newport tabii ki adını dijital minimalizm koymuş. Bu kadar bize etkisini anlatmış. Bir çözüm yoluyla gelmemiş mi? Gelmiş. Bize 30 günlük bir oruç öneriyor. Bu 30 günlük oruçta gerçekten size lazım olan teknolojileri kullanıyorsun sadece. Teknoloji diyorum ama o da böyle kullanmayı tercih etmiş. Yani buna mesela hatta şeyi falan sorgulamış. Acaba oyunlar buna girer mi? Bu bilgisayar oyunları işte ne o PlayStation'lar falan. Sonra girmesi gerektiğini düşünmüş. Çünkü bunun bağımlıları gerçekten büyük bir bağımlılıkla oynuyor. Ama bir yandan da bunlar çok uzun zamandır hayatımızda olan şeyler gibi bazı şeyleri sorgulamış. Diyor ki kendinize gerekli olan uygulamaları seçin. Ve geriye kalan her şeyi ya silin ya kapatın. Ve bunu 30 gün boyunca yapın. Kullandığınız geriye kalanlar için de kendinize sınırlamalar belirleyin diyor. Mesela e-postaya her saat mesela işle ilgili düzenli bakmanız gerekiyor diye bir senaryo olsun. Mesai saatleri boyunca her saat başı bakacağım. Akşam işte iki kere bakacağım. Ya da ne bileyim diyelim ki WhatsApp işte haberleşme, mesajlaşma uygulaması komple kapatırsanız özellikle de aileniz iletişimin büyük bir sekteye uğrayacağını tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla orada da işte bildirimleri kapatıp sadece ailenizin bildirimlerini açmak gibi yollara gidebilirsiniz. Bu arada WhatsApp bildirimleri açık olan kaldı mı ya? Eskiden herkesin açıktı ama şu son zamanda sürekli bir mesaj gelmesi nedeniyle herkesin kapalı olduğunu düşünüyorum. Bunu çok merak ettim. Alta yazarsanız çok sevinirim. Açık olan varsa özellikle ya da ne zaman kapattınız hatırlıyor musunuz diye. Dediğim gibi benim WhatsApp'ta mail bildirimlerim de kapalı. Cal Newport bununla ilgili şöyle bir adım atmış. Bir e-posta bülteni hazırlamış ve işte elindeki bütün detaya yollamış. Demiş ki gelin bunu beraber yapalım. Zannetmiş ki 30-40 kişi falan anca geri döner. Ama umduğunun üstünde bir katılım olmuş ve 1600 kişi onunla bu 30 günü deneyimlemeye karar vermiş.
Şimdi bu 1600 kişinin tecrübesinin sonuçlarına bakacak olursak, hepsinin öne çıktığı şey bir, müthiş bir farkındalık yaşamışlar. İşte sosyal medya olsun, diğer uygulamalar olsun, ne kadar çok vakitlerini aldığını bilincine varmışlar ve şok olmuşlar tabii ki. İkincisi, birçoğu bunu uygulamakta çuvallamış. Nedeni ne derseniz, birçoğu bu yoksunluk hissiyle başa çıkamamış. Yani ellerine kalan o diğer zamanda ne yapacaklarını bilememişler. Çünkü birçoğumuz bunu unuttuk bile. Hele yeni jenerasyona bakarsanız, yeni jenerasyon zaten internetin içine doğdu. Olmadığı bir zaman bilmiyorlar. Dün bir belgesel izledim. Ekşi Sözlük'ün kurulumu ile ilgili ya da işte bugüne kadar gelişiyle ilgili bir belgeseldi. Burada bir tane kullanıcı diyor ki, 145 vardı eskiden. Şimdi hop her yerde Wi-Fi var. Eskiden internete telefon üzerinden bağlanıyorduk. İşte 145 ya da belli hatlar vesaire vardı. Ve paralıydı. Bir kere telefon parası yazıyordu. Bir de kontürlü montürlü bir şeyler vardı işte. Yani internet çok pahalı bir şeydi. Bu durumda mesela Ekşi Sözlük'e entry girecek, tamam mı? Giriş yapacak. İşte bir şey hakkında bir şey yazacak. Önce diyor, ben onu diyor defterime yazardım. En iyi hale getirirdim ve daha sonra oraya tıkı 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 yazardım diyor. Yani internet çok kıymetliydi. Oradaki vakti hani okumaya daha çok ayırabilmek için o yazdığı katkıda da bulunmak istiyor. En hızlı biçimde, en oyalamayacak beni şekilde hazırlar. Oraya öyle koyardım diyor. Yani şimdi ise yani böyle sayfaların yüklenmediği, zaten çok az sayfanın olduğu günlerden buraya gelen zamanı deneyimlemiş bir tüketici olmak da çok acayip bir şey benim için. Sosyal medya genel olarak dikkat şeyimizi çok azaltıyor. Bir filmi baştan sona, bir diziyi baştan sona hiçbir şeye bakmadan bitirebilmek, bir kitabı okurken sayfalar arasında gezinirken ne olmuş diye bakmamak gerçekten büyük bir meziyet haline geldi. Daha önce Instagram'da da paylaştığım bir şey vardı. Sadece yürüyemiyoruz. Yani sadece yürümek ya. Sadece ütü yapmak. Hayır. Her vaktin değeri var. Yani bu arada anlıyorum, bazı sıkıcı işleri, mesela trafikte olmak, bunun örneklerini Kaan Report da veriyor. Erişiminizi belli saatlerle sınırlandırabilirsiniz. Mesela trafikte olduğunuz saatler diye. Onlar okey. Ama eskiden bir de hiçbir şey yapmadan durabilmenin lüksü vardı ki buna da kitapta değiniyor. Yalnızlığın, gönüllü yalnızlığın önemi. İnsan diyor kitabında Kaan Report, insan bu kadar çok bağlantı kurmaya, bu kadar aktif olmaya programlanmamış diyor. İnsanın durmaya, kendiyle kalmaya, düşünceleri arasında birazcık dolaşmaya ihtiyacı var diyor. Kendine örnekler veriyor. Mesela yürümek gibi. Aslında şöyle yapalım. Şimdi notlarıma bakıyorum. Şöyle. Bu 30 günlük süreci daha iyi geçirebilmek için önerilerine bakalım. Bir kere diyor ki, bir, kurallarını çok net belirle. Yani sen bu oruçta diyelim, neleri gerçekten kullanacaksın, ne kadar kullanacaksın ve niye kullanacaksın, bunları belirle diyor. Mesela bir öğretmen Facebook'u kapamamış çünkü Facebook Messenger üzerinden öğrencileriyle iletişime geçiyormuş. Bir nevi mail olarak kullanıyormuş o. Böyle net her uygulama için kendine belirle diyor. Sonrasında boşa kalan vaktin için bir şeyler bul diyor. Birçok kişi, demin söyledim artık ne kitap okuyabiliyoruz ne televizyon izleyebiliyoruz diye, birçok kişinin kitap okuma alışkanlığı inanılmaz gelişmiş. Onun dışında da geri tanıtırken de diyor, gerçekten bana bu uygulama ne katıyor? Bana bu uygulamanın kattığı şeyi ben başka bir yerden alabiliyor muyum? Bu uygulamaya verdiğim bu vakit buna değer mi? Bunları sorgulayarak geri al diyor. Bir de geri aldığın teknolojiler için de kullanım şeyi belirle diyor. Mesela bizde Facebook çok azaldı ama yurt dışında benim gördüğüm kadarıyla Facebook kullanmak daha yaygın. Yani bize göre daha yaygın. Diyelim ki Facebook kullanıyorum arkadaşlarımdan, ailemden haber almak için en son neler oluyor diye ve bunu sadece cumartesi günleri ve bilgisayarımdan yapıyorum. Bu sosyal medyayı bilgisayardan kullanmak da Newport'un verdiği önerilerden. Böylece her aklına geldiğinde değil de gerçekten bir efor harcayarak, belli bir şekilde zaman harcayarak, işte çünkü bilgisayarın sürekli açık ve önünde o değilse, bilgisayarla iş yapanlar hariç bunu öneriyor. Bu şekilde kurallar koyarsan diyor, daha net, kafan net olur ve diğer şeylere daha iyi vakit harcayabilirsin diyor. Burada bir küçük Moment uygulamasından bahsetmek istiyorum. Moment dışında da başka uygulamalar var ama galiba telefonlarımızda da Moment yüklü, iPhone'larda en azından. Buraya girip ekran sürene bakabiliyorsun. Ki ekran süresi ekranın açık olduğu süre. Bunu akılda tutmakta fayda var.
Yani ekranı kapatıp dinlediğin müzik, sesli kitap ya da podcast bunlara dahil değil. Ve insanlar ortalama 3 saat günde en az bence ekranlarına bakıyorlarmış. Gençler de bu sürenin 2015'te yapılan bir araştırmada 9 saat olduğu ölçülmüş. Sadece 1 saat ve altında bakan insanların yüzdesi %12 ki bence bu akıllı telefona sahip olan ama bunu kullanamayan kişiler, mesela yaşlılar falan gibi olabilir diye düşünüyorum. Yani günde sadece 1 saat ekranına bakan biri varsa ne olur el kaldırsın. Benim genel ekran kullanımım yüksek çünkü ne yazık ki çok fazla YouTube izliyorum. Ben de böyle bir iş yaparken, bir şey yaparken hep bir şey çalışsın, hep ses olsun. Genelde şöyle bir korku var, sıkılmak. Yani tabii daha üstte şeyler var. Aradığımız kişiye ulaşamamak, sevdiklerimiz, özellikle çoluğumuz, çocuğumuz, annemiz, babamız, sevgilimiz, eşimiz. Onlara ya ulaşamazsam korkusu var bir offline olma, telefonsuzlukta. Ama tabii bunun gerçekte yatan şeyi sıkılmak. Çünkü unuttuk yani kuyrukta beklemeyi unuttuk. Herhangi bir şey için şöyle bir durmayı unuttuk. Sürekli hiçbir şey yapmasak, derin derin bakmasak hızlıca göz atma diye bir şey girdi hayatımıza. Asansör beklerken ben şöyle bir açıyorum telefonumu. Yani orada 30 saniyelik şeyde benim de gözüm gidiyor. Bu da itiraf.com oldu bugün. Peki ne öneriyor Cal Newport? Yani tamam önerisini öğrendik. 30 günlük bir detoks, oruç neyse böyle bir şey öneriyor. Peki bu sırada neler yapmanızı öneriyor derseniz bir yürüyüşlere çıkmanızı öneriyor. Yani aslında kendi kendinize vakit geçirmenin güzelliğini tekrar hatırlamanıza değiniyor. Ve bunun için önerilerinden bir tanesi de uzun yürüyüşlere çıkmak. İkincisi sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı azaltmaya. Asıl sohbete dönmeye sizi çağırıyor. Asıl sohbet olduğunda tabii ki herkesle bu kadar kaliteli vakit geçiremeyeceğiniz için tabii ki görüştüğünüz insanların sayısında azalma olabilir. Ama zaten yani normal hayatınızda belki hiç görmediğiniz, belki 10 yıldır, 15 yıldır bir araya gelip de şöyle bir nitelikli sohbet etmediğiniz, bir telefon açmadığınız bir lise arkadaşınızın bebeğini kutlamak mı daha önemli? Ve böylece ve buna benzer bir sürü aktivite. Yoksa gerçekten değer verdiğiniz bir insanla vakit ayırıp karşılıklı bir sohbet etmek. Mesela sevdiğiniz insanlarla ortak aktivitelerde bulunmak. Mesela beraber yürüyüşe çıkmak. Hani hem fiziksel aktivite hem sohbet gibi. Önerdiği başka şey de zaten yoğun bir fiziksel aktivitede bulunmak. Bir şeyleri tamir etmek, bir şeyleri inşa etmek, bir şeyleri öğrenmek, yeni şeyler öğrenmek, beyninizi gerçek anlamda çalıştırmak. Son iki önerisi ise şöyle. Yani çok fazla minik 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 önerilerde bulunuyor da ben seni şöyle biraz daha özet bir şey çıkarmak istedim. Düşük kaliteli, düşük kaliteli dediği bu etkinlikler var. İşte sosyal medyada gezinmek vesaire. Bunlar için bir zaman belirlemek. Mesela her gün 10 dakika şu saatte şu saat arasında ya da yarım saat neyse bu zaman size kalmış. Ama bunu planlamak ve hayatınıza yedirmek. Zaten genel olarak hayatınızı planlamak üzerine çok duruyor. Son olarak da telefonunuzu basitleştirmek. Telefonunuzu basitleştirmekten kastı şu. Daha basit bir modele geçmek. Ve sadece belli zamanlarda akıllı telefonunuzu kullanmak. Ki bu hani sim kartı ona geçir ona geçir bana çok mantıklı gelmedi. Ekstrem uçlara gitmek istiyorsanız bunu da deneyebilirsiniz. Evet, Cal Newport'un kitabı böyle. Özellikle başı beni çok etkiledi. İlk 50-100 sayfasını gerçekten böyle uçarak okudum. Hani kurgusunu çok beğendim. Bu bir kenara hep istif çağında hissettiğim bir şey vardı. Yani daha doğrusu okuduğum ve ya evet gerçekten böyleymiş diye. Yani bu eşyaların bozulmak üzere tasarlandığı miti, mit değil gerçekmiş diye. Burada da hep içimizi kavuran yani bu sosyal uygulamalar işte ya da sosyal medyadaki bazı şeyler gerçekten bizi bağımlı hale getirmek üzere kurgulanmış falan diye böyle düşünüp ama yok ya bu bizim zayıflığımız dediğim noktalarda aslında bizim o kadar da suçlu olmadığımızı görmek beni biraz iyi hissettirdi ve bir yandan da arkada bu kadar delice bir mühendisliğin olması biraz da beni dehşete düşürdü. Siz de kitabı okudunuz mu? Okumayı planlıyor musunuz? Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu da böyle bir kitap incelemesi paylaşımı gibi bir video oldu. Böyle videoların devamını isterseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizi çok özlemiştim. Gerçekten tek başıma şu kameranın karşısına oturup yani telefonumun size bir şeyler anlatmak beni çok mutlu etti. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.